Yalnız bana niye ayraç falan konulmamış? Tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır videoyu çekmeye bekliyordum. BKM kitaptan yapmış olduğum bir kitap alışverişi vardı. Hatırlarsanız seçmeli bir ders aldım falan demiştim. O ders için aldığım kitaplar aslında bunlar. Onların gelmesini bekliyordum ve bayağı oldu. 16 gün, 17 gün oldu falan yani. BKM'nin bir tür aksaklığı varmış. Şu an hala 2 tane daha kargom var ve onlar da bayağı 10 gün falan oldu yani. 10-13 gün. Hala gelmiyorlar. Ama bu eninde sonunda elime geçti neyse ki. Dedim ki hemen açalım. Sabah geldi ama ben dedim ki ışığı bekleyeyim. Sizin için. Bunların hepsi sizin için. Neyse. Hazır mısınız? BKM kitapta ben alışverişlerimi yapıyorum sürekli. Okuldan yapıyordum eskiden. Ama şimdi artık hep BKM'den yapıyorum. BKM'nin uygulamasında asla sponsorlu bir video değil. Keşke olsaydı ama değil. Yani yine de anlatmak istiyorum. Bir iyiliğim dokunsun insanlara. Şimdi BKM'nin uygulamasını indirdiğinizde hem BKM uygulamasına özel kargo bedava şeyi var, fırsatı var. Hem de 100-150, 50'de de vardı sanırım. 200-250 gibi sınırları açtığınızda hediye kitaplar veriyorlar. Oradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Eğer yani kitap falan alacaksanız yakın zamanda bence bir BKM'ye bakın. Ama mobil uygulamada unutmayın. Şu şekilde bir kargo bakalım. Şimdi en baştan başlıyorum. Tamam. Ya bak. Yani mutlu oldum. 3 saniyecik sürdü. Hasarlı gelmiş ama neyse, tamam, sakinim. Ben böyle şeylere takılmam. Neyse sakin. Aşk köpekliktir Ahmet Ümit. Ahmet Ümit zaten biliyordum. Ben bir tane kitabını almıştım. İstanbul'un beyefendisi mi? Beyoğlu'nun beyefendisi mi? Şuraya bir yere koyarım onu. Onu almıştım ama okuyamamıştım. Sonra kuzenime verdim. Sanırım o da okuyamadı. Ama bakalım, buna zaten hoca okutacağı için bir şans vermek zorunda kalacağım. Ama güzel gibi görünüyor. Birinci kitabımız bu. İkinci kitabımız geliyor. Hazır mısınız? Orhan Pamuk. Kafamda bir tuhaf. Şimdi aldığım kitapları unutmuşum, fark ettiniz mi? Çünkü sebebi işte 16-17 gün geçtiği için. Orhan Pamuk'un ben şeyde, ilk lisede hocamda görmüştüm. Böyle aynı kapak zaten. Orhan Pamuk'un bütün kitapları sanırım bu kapakla falan basıldı. Bu yayın evinden, YKY'den. Hocada görmüştüm. Dedim hani, edebiyat hocası. Dedim bunu okuyorsa bu adam bir vardır bir bildiği. Ama o zamanla bir beri hani çok kitapları çok kalın oluyor genellikle. Almaya korkuyordum. Ben kalın kitap okuma fobisi var galiba bende. Ama hoca bunu da aldırdığı için mecburen bunu da aldım. Bunu da okuyacağım. Yani aslında sevdiğim ve beğendiğim, merak ettiğim yazarları okuduğumuz için çok hoşuma gitmiyor değil şimdi. Hadi. Bunu kendime hediye olarak aldım. Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Bu yayın, Ren yayınlarının kitapları çok ucuz ya. Bir bakın bence. Geliyor. Ve Calvino'nun Bütün Kozmokomik Öyküler kitabı bu da. Tamamı öykülerden oluşuyor. Hoca yine bunu da okutmak istemiş bize. O yüzden aldık. Bu yazarı bin... Bak yine hasarlı ya. Sinir krizi falan geçirmeni istiyor bunlar. O kadar bekledim. Neyse. Ben sakin bir insanım. Gerçekten o kadar bekledim ve olan bu muydu? Buydu, bana yapacağın bu muydu? Neyse. Şu an tüm modum kaçtı. Modum kaçık şu an. Neyse, diğer kitabımıza geçelim. Aa, çok şey ince. Bu da yine Calvino'nun Zor Sevdalar kitabı. Biz aslında bu derste sadece 3 tane yazarı inceleyeceğiz. Calvino, Ahmet Ümit ve Orhan Pamuk. Onların ikişer kitabını yani inceliyoruz. Bu da Calvino'nun diğer kitabı. Büyük ihtimalle bir günde falan biter. Çok kısaymış yani bu diğerlerine göre. Sonra. Asla bunların konusunu bilmiyorum, fark ettiyseniz. İşte Eylül'ün falan hariç. Çünkü hiç bilmediğim şeyleri hoca istedim diye aldım. Heh. Bunu da Namık Kemal'in İntibah kitabı. Söyleyemiyorum bugün. Sinirlendim çünkü biraz önce buna. Neyse. Sakin. Bunu da kendime hediye olarak aldım. Çünkü bunu da okumamıştım daha önce. Okuyayım dedim. Bunları okumaya başlamam gerekiyor. Ders için aldım son kitap.
telaffuzum kötü. O yüzden adama sadece Lem diyeceğim. Lem diye de okunmadığımına %100 eminim. Ama şuraya yazarım. Bu yazarın Solaris isimli kitabı. Yani çoğu insan duymuş ama ben duymamıştım. Bakalım. Bakalım göreceğiz ne anlatıyor. Asla bilmiyorum. Ve işte 100 lirayı geçinceydi sanırım. Stephen Zweig'ın bu şeyini veriyorlardı. Seçme eserler. Allah'ım bu da yani şey gelmiş. Neyse sakinim. Seçme eserler serisini veriyorlardı. Korku. Bende var bunlar bu arada. Olağanüstü bir gece. Bu yok. Bilinmeyen bir kadının mektubu var. Çok güzelmiş bu arada kapakları. Bir kadın hayatına 24 saat yoktu. Bu ikisi. Satranç da vardı. Yani şu üçü aslında okuduğum kitaplar. Ama şu ikisi şey. Yani 100 lira ve üstünde en alınabilir set buydu. O yüzden bunu aldım. Bunu büyük ihtimalle elimde tutarım seriyi. Diğer kitapları kuzenime vermeyi düşünüyorum. Bakalım. Bu seri dursun. Diğer elimde olanları kuzenime vereceğim. İki kitap hasarlı geldi. Bu bayağı hasarlı. Sanki buraya bir şey ezmiş yani. Üstüne bir şey gelmiş gibi. Şurası. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu bayağı hasarlı geldi. Bunun da ucu kıvrılmış. Bununla pek hasar diyemem. Tamam. Hadi bir tanesi hasarlı geldi. Tamam, çok düzülmeye gerek yok. Bir tanesi hasarlı geldi. Geçen ikra kitabımın üstüne oturmuş be. Kapağı böyle ikiye katlanmış. Çok mutsuzdum. Neyse satrançtı o. En azından onu birine verdim de bunu şey yapalım. Yalnız bana niye ayraç falan konulmamış? Çok mutsuzum BKM. Ayraç falan yok. O kadar bekledim bir de. Şimdi bunların hepsini düşürmeden gösterebilirsem size. Ay. Şu nasıl yapıyorlar? Şöyle hepsini göstereyim. Kaç kitap? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kitaplık bir kitap alışverişi yaptım. Mutluluk verici. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlara çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da yoruma bırakabilirsiniz. Ya da veyahut da yalnız. Konuşmak isterseniz, dertleşmek isterseniz her zaman yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bol kitaplı hayatımız olsun. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Korona falan olmayın lütfen. Görüşürüz. Öptüm. Bye. Bye bye.